hangi ilçede adayla, hangi ilçede hangi adaylar gösterilecek? Var olan belediye başkanları görevlerine devam edecekler mi? Pek çok soru var. İstanbul'un dört bir noktasına gidiyoruz. Haberci arkadaşlarımız sıcak noktalarda İstanbul'un ilçelerinde bizi bekliyor olacak. İlk olarak Büyükçekmece ile başlayalım. A Haber ekibinden Kübra Kılıç bizi bekliyor olacak. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Zorlu bir yarışın olduğu ilçelerden biri Büyükçekmece. Peki neler söyleyeceğiz? Günaydın Gökhan Kurt. Evet, aslında senin de dile getirmiş olduğun gibi zorlu bir seçim ve zorlu bir ilçelerden bahsediyoruz. Bizler Büyükçekmece'deyiz. Kameraman arkadaşım Barış Seven'le birlikte. Biliyoruz ki yerel seçime artık sayılı günler, haftalar, aylar kaldığını dile getirebiliriz. Büyük bir merakla bekleniyordu bu seçimlerde. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Tabii bugün senin de dile getirmiş olduğun gibi adaylar belli olacak. Hangi ilçeden hangi adayların aday olacağı belli olacak. Merakla beklenen yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçim öncesi ilçelerin belediye başkan adayları da merak konusu olmuştu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Murat Kurum olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bugün ise AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları listesi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek programda açıklanacak. Büyükçekmece'nin nüfusundan bahsetmek istiyorum ben size. Büyükçekmece'de de 2022 yılı verilerine göre 2077.181 kişi yaşıyor. Bu nüfusun 136.897'si erkek, 140.284'ü kadın oluşturuyor. Yani yüzde olarak bakacak olursak %49.39 erkek, %50.61 kadın. 2019'da Büyükçekmece seçim sonuçlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Büyükçekmece AK Parti adayı Mevlüt Uysal olmuştu. Aldığı toplam oy 68.671'di. Oy oranı %47.45'ti. CHP'den de Hasan Akgün olmuştu. O da 72.853 aldığı oy ile oy oranı %50.34 olmuştu. Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olmuştu. Dediğim gibi aslında bugün ilçeler için belediye başkan adayları belli olacak. İller kadar ilçelerde aslında büyük bir merak konusu. İstanbul'da AK Parti il adayının Murat Kurum olduğu açıklanmıştı. Bugün birçok ilçenin de adaylarının belli olacağını söyleyelim ve sözü size bırakalım. Kübra Kılıç'a notları için teşekkür ederim. Büyükçekmece'den bu kez Avcılar'a gideceğiz. AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde %45 düzeyinde bir oy aldığı ilçelerden biri Avcılar. Peki Avcılar'a ilişkin neler söyleyeceğiz? Nasıl bir yarış olacak Avcılar'da? A Haber ekibinden Hasan Zeytezim notlarıyla karşımıza olacak. Sözü hemen Hasan'a bırakalım. Teşekkür ediyorum Gökhan Kurt. Aslında biz kameraman arkadaşım İskender Demirel'le beraber Avcılar Meydan'dayız. Konumu Avcılar Meydan. Yazdığımız zaman bizim geldiğimiz yer burası. Önce size hem bu çevreye göstermek istiyorum hem de Avcılar hakkında aslında kısa bir bilgi yapmak istiyorum. Öyle ki bulunduğumuz yer az önce ifade ettiğim gibi Avcılar Meydan ve aslında devam ettiğimiz zamansa Avcılar Meydan dediğimiz yerlerde de aslında molozların ve çöplerinde olduğunu görebiliyoruz. Buradaki bir çalışma var aslında bu meydanda. Buradaki çalışmaya esnafı sorduğum 1,5 insanı söylediler. Evet, Avcılar tabii İstanbul'da seçimin zorlu geçtiği noktalardan biri, başa baş bir seçimin olduğu ilçelerden biriydi. %45 düzeyinde oy almıştı 2019 seçimlerinde AK Parti. İlçe yönetiminin ise CHP'de olduğu ilçelerden biri. İstanbul'un 39 ilçesinin adayları netleşiyor dedik. O ilçe, iki ilçe isimler zaten belliydi. 37 ilçede AK Parti bakalım hangi isimleri aday gösterecek. Tabii özellikle de yarışın önemli derecede geçtiği, gözlerin çevrili olduğu pek çok ilçe var. Şimdi o ilçelerden birine gideceğiz. Sonuçların merakla yakından takip edildiği ilçelerden biri diyeceğiz. Bu kez Bakırköy'e gideceğiz. Bakırköy'e gittiğimizde isim İstanbullu bizi bekliyor olacak. CHP'li bir belediyenin olduğu ilçelerden biri Bakırköy. Peki yaklaşan seçimler öncesinde AK Parti hangi isimleri aday gösterebilir? Nasıl bir çalışma yürütülecek? Bu soruların yanıtına bakalım. Bakırköy'e gidelim. İslim'e hemen sözü bırakalım.
AK Parti'de 81 ilin adayı belli olurken saatler sonra İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanı adayı da belli olacak. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum'un açıklanmasının ardından ilçelerin adayı da özellikle mega kent İstanbul için merak edilmişti. Bugün saatler sonra saatler 14'ü gösterdiğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklanmış olacak İstanbul'un 39 ilçesindeki belediye başkan adayı. İşte o merak edilen ilçelerden birindeyiz. Bizler şu anda Bakırköy'deyiz. Bakırköy'ün şu anki mevcut belediye başkanı Bülent Kerimoğlu. AK Parti'nin adayı da merak ediliyor. Elbette ki kulis bilgileri var. Bize düşen kulis bilgilerini en çok üzerinde durulan ismin Ali Talip Özdemir olduğunu sizlere aktaralım. Peki ya geçtiğimiz seçimde Bakırköy nasıl bir oy oranı almıştı? Hemen sizlere onu aktaralım. AK Parti %24'ün üzerinde oy oranı aldı Bakırköy'de. Aldığı oy sayısı 33 binin üzerindeydi. Katılım oranı %82 binin üzerindeyken kullanılan oy oranı %138 binden fazla oy kullanılmış oldu. Geçerli oy sayısı 135 bin. Toplam seçmen sayısı Bakırköy'de 168 binden fazla olduğunu sizlere aktaralım. Beyanname tanıtımı AK Parti'de 30 Ocak tarihinde yapılacak. Hemen onu da aktarmış olalım. Yerel seçimler her 5 yılda bir yapılıyor. Bu seçimlerde hem il hem de ilçe belediye başkanları belirlenmiş oluyor. Ama aynı zamanda yalnızca il ve ilçe belediye başkanları değil, köy muhtarları, ihtiyar heyetleri, mahalle muhtarları, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri de bu yerel seçimde belli olmuş olacak ki saatler sonra aslında açıklanacak isimlerle birlikte adaylar da artık seçim için start verecekler. Sahaya inecekler, aslında vatandaşlarla birebir konuşacaklar. Vaatlerini anlatacaklar. Yapmak istedikleri icraatleri anlatacaklar. Aslında özellikle AK Partililer için yoğun bir mesainin başladığını sizlere ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım. İsime notları için teşekkür edelim. AK Parti'nin İstanbul'da en yüksek oy aldığı ilçelerden birine gideceğiz. Bağcılar'a kameralarımızı çevireceğiz. 2019 yerel seçimlerinde %57,89, neredeyse %60'a yakın bir oy oranına ulaşmıştı AK Parti Bağcılar'da. Şimdi peki bu seçimlerde Bağcılar'da nasıl bir tablo oluşabilir? Neler konuşuluyor? Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural bu kez karşımızda olacak. Söz hemen Ahmet'e bırakalım. Gökhan Kurt, İstanbul'un en büyük 3 ilçesinden birisindeyiz. Bağcılar'dayız. Yaklaşık 740 bin nüfusu olan bir ilçe burası ve biz de şu an oranın Bağcılar Meydanı'ndayız. Bağcılar'ın belki de en ikonikleşmiş yerlerinden birisi. Çevreyi gösterelim. Hava soğuk olduğu için şu an çevrede çok vatandaşımız yok, ancak burası gün içerisinde sürekli dolu olan bir nokta. Hemen 2019 seçimlerinde burada neler yaşandı ondan bahsedelim. Siz de bahsettiniz, AK Parti'nin en yüksek oy aldığı bölgelerden birisiydi Bağcılar ve burada 2019'da %83'lük bir katılım oranıyla 498 bin küsür seçmenden 415 bin 331'i oy kullandı ve 31 Mart seçimlerine 71 gün kala da şunu da söyleyelim, Bağcılar'daki 230 bine yakın AK Parti oyu vardı 2019'da. Yeni seçimlerde de tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yeni adayı söyleyecek. Yine Bağcılar için tabii ki mevcut belediye başkanı Abdullah Özdemir'le mi devam edilecek, yoksa başka bir aday mı olacak? Bu da yine önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Bunun da bilgisini verelim. Tabii ki burada şöyle bir detay da var, onu da hemen geçelim. Burada 2019 seçimlerinde Bağcılar'da Lokman Çağrıcı burada aday olmuş ve kazanmış seçimleri, ancak kalp rahatsızlığı sebebiyle kendi yaptığı açıklamada kalp rahatsızlığı sebebiyle istifa etmiş ve yerine Abdullah Özdemir gelmişti. Şimdi Bağcılar'da da yine dedik az önce, İstanbul'un en büyük 3. ilçesindeyiz ve buranın da tabii ki alacağı oy merak ediliyor. Tekrar AK Parti'de mi kalacak, nasıl bir durum ortaya çıkacak, bunları da göreceğiz diyelim. Tekrar sözü size bırakalım. Ahmet'e notları için teşekkür ederim. 2019 seçimlerinde AK Parti'nin %49 düzeyinde bir oy oranına ulaştığı Eyüp Sultan'a gideceğiz bu kez. Eyüp Sultan'da nasıl bir tablo oluşabilir? Hemen Pınar Özenci'ye dönelim. Sözü Pınar'a bırakalım.
Gökhan Kurt, İstanbul'un en özel, en kadim ilçelerinden birindeyiz. Eyüp Sultan'dayız ve yayınımızı Eyüp El Ensari Hazretleri'nin hemen yanı başından yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'nin önündeyiz. Tabii Eyüp Sultan denince akla gelen simge yerlerden biri burası ve tabii ki Eyüp Sultan ilçesi de seçime gidiyor. Mevcut başkan Deniz Köken, AK Partili belediye başkanı Deniz Köken 2019 yerel seçiminde %49 oy oranıyla başkan seçilmişti. Deniz Köken'in ilk dönemi ve tabii ki başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi Deniz Köken. Tabii AK Parti'de demokratik süreç sonuna kadar işletiliyor. Deniz Köken'in yanı sıra adayları var yine AK Parti'nin. Kimler onlar? Onları da sıralamak lazım. Deniz Köken haricinde 7 aday var. Adayı var, düzeltiyorum. Ahmet Hamdi Gürbüz, Kenan Civan, Emre Usta Osmanoğlu, Ali Aydın, Elif Gökakın, Eyüp Ensari Ergin, Necati Özdemir, AK Parti'nin Eyüp Sultan Belediye Başkan adayları arasında yer alıyor. Evet, mevcut başkan Deniz Köken dedik. Evet, 4,5 yılda gerçekleşen proje sayısı 90. Onu da sözlerimize ekleyelim. Ve nüfusu yaklaşık 425 bin kişi Eyüp Sultan'ın, seçmen sayısı ise yaklaşık 310 bin kişi. Dediğimiz gibi mevcut başkan AK Partili Deniz Köken, bunun yanı sıra 7 adayı var AK Partili Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı için. Pınar Özence, notları için teşekkür ederim. AK Parti'nin 2019 seçimlerinde %60'ın da üzerine, %65,48 düzeyinde bir oy oranına ulaştığı ilçe Esenler. Peki yaklaşan yerel seçimlerde nasıl bir tablo karşımıza çıkabilir? Esenler'e gidelim. Murat'ta da karşımızda olacak. Gökhan Kurt, Esenler'deyiz. Esenler'in hemen nüfusundan bahsedelim. Nüfusu 445.421 kişilik bir ilçe Esenler ve 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık 257.476 kişi oy kullandı ve toplam seçmen sayısı ise 307.019 kişi ve %83'lük bir katılım sağlandı 2019 yerel seçimlerinde ve özellikle AK Parti ve Tevfik Göksu üçüncü kez 2019 yerel seçimlerine seçilmişti ve bu defa dördüncü kez tekrar gitmiş olacak bu yarışa. Peki Tevfik Göksu yüzde kaçla seçilmişti? %65,48 oyla 161.029 oy almıştım. 2019 yerel seçimlerinde diyelim, sözü buradan size bırakalım. Murat Dada'ya notları için teşekkür ederim. Anadolu yakasındayız. Bu kez Beykoz'a gideceğiz. 2019 seçimlerinde %49,16 civarında bir oy oranına ulaşmıştı AK Parti. Peki Beykoz'a ilişkin neler söyleyeceğiz? Tülay Ayşecek Tosun bizi bekliyor olacak. Söz hemen Tülay'a bırakalım. Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Anadolu yakasında özellikle de AK Parti'nin kalesi olarak anılan Beykoz ilçesindeyiz ki aslında her seçimde önemli oylamalar çıkıyor bu noktada. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Ertan Tuna ile birlikte bu noktayı gösterirken seçimlerle ilgili detayları verelim. Büyük bir ilçeden bahsediyoruz. 251 binden fazla nüfusa sahip bir ilçe. O yüzden de bu noktada açıklanacak belediye başkanı oldukça merak ediliyor. Şu an mevcut belediye başkanı Murat Aydın olduğunu sizlere belirtmiş olalım, ancak Beykoz'da 3 aday çıkartılmıştı. Kulislerden gelen bilgilere göre yine bu sefer mevcut başkan adayı olan Murat Aydın olacağı bilgileri tabii ki de var da ilerleyen dakikalarda saatler 14'ü gösterdiğinde tabii ki de net bilgileri tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Seçimlerden biraz bahsedelim. Özellikle de geçmiş zamana, yani 2019'a gidecek olursak 31 Mart seçimlerinde AK Parti %49,16 ile Murat Aydın belediye başkanı olmuştu. Tabii kullanılan oy sayısı yine 157 binden bahsediyoruz. Toplam sandık sayısı da 550 olduğunu sizlere aktarmış olalım. Ancak şunu belirtelim, %86,14 katılım oranıyla 74.805 toplam oy ile seçimlerde başarı ile sonuçlandı.
Tabii dediğimiz gibi bu seçim de çok önemli. Artık 2 aydan fazla bir vakit kaldı. O yüzden de ilerleyen dakikalarda açıklanacak belediye başkan adayı da merakla bekleniyor diyelim. Sözü tekrar Beykoz'dan sizlere bırakalım. Beykoz'dan Anadolu yakasına kalmaya devam edelim. Bu kez Tuzla'ya gidiyoruz. Peki Tuzla için neler konuşuluyor? Hemen sıcak noktaya dönelim. Mehmet Seyrek notlarıyla karşımıza olacak. İyi yayınlar Gökhan Kurt. Tabii Avrupa yakasında 25 belediye başkan adayı, Anadolu yakasında 14 belediye başkan adayı bugün açıklanacak. Tuzla ilçesindeyiz ve Tuzla ilçesi 300 binden fazla nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bir önceki belediye başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Şadi Yazıcı %50,52 oy almıştı. En yakın rakibi CHP'li Salim Gürsoy ise %46,22 oranında oy almıştı. Toplamda 208 bin seçmen sayısı var Tuzla'da ve şu anda Tuzla'nın CHP adayı da Eren Ali Bingöl olarak belirlenmişti. AK Parti'nin bugünkü adayı da heyecanla bekleniyor. Çünkü Şadi Yazıcı 2009 yılından beri belediye başkanlığı görevini yürütüyor ve yine ilçede de etkisi büyük. Peki bugün bir bayrak değişimi olacak mı? Tuzla'dakiler de Haliç Kongre Merkezi'ndeki kararı heyecanla bekliyor. Mehmet Seyrek'e notlar için teşekkür ederim. Anadolu yakasına kalmaya devam edeceğiz. Bu kez adresimiz Kartal olacak. Söz hemen Esra Aküre'ye bırakalım. Evet, İstanbul'da Kartal'dayız ve Kartal'ın hemen nüfusuna bakmak istiyorum. Öncelikle 483.418 yaşayan nüfusu var Kartal'da. Kadın erkek oranına baktığımızda hemen hemen eşit bir sayı karşımıza çıkıyor. Ve 20 mahalle 231 caddeden oluşmakta, 5 bulvarı ve bir de meydanı var. İşte biz de o meydandan yayınımızı gerçekleştiriyoruz Kartal'da. Şimdi 2019 seçimlerine döndüğümüzde 2019 yılında 346.014 seçmen oy kullanmıştı ve katılım oranında %85'ti. Aslında katılım oranının bu seçimlerde biraz daha artması da temennimiz tabii ki. Şimdi kazanan adaya baktığımızda öncelikle geride bıraktığımız seçimde, yani 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ebubekir Taşyürek olmuştu. Seçimleri ise CHP adayı Gökhan Yüksel önde tamamlamıştı. Ancak aradaki farka baktığımızda 14.262'lik bir fark çıkıyor. Bu farkın olmasından dolayı şimdi gözler yeni seçime çevrildi. Bu seferki sonuç ne çıkacak? İşte merak konusu. Şimdi Kartal ilçesinin önemli sorunları nedir diye baktığımızda tabii ki karşımıza öncelikle kentsel dönüşüm konusu ön plana çıkıyor. Yine başıboş köpek sorunu da öne çıkan sorunlardan bir tanesi. İşte adayların belli olmasıyla birlikte aslında sorunlara en iyi çözümü üretebilecek aday seçiliyor olacak. Bu da yine önemli konulardan bir tanesi İstanbul Kartal'da. Artık az bir zaman kaldı. Bugün AK Parti'nin adayları belli olacak, gözler saat 14'te gerçekleşecek olan o açıklamada olacak diyelim. Kartal'dan sözü tekrar merkeze bırakalım.